Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir Çapraz Açık programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine birbirinden değerli konuklarımızla siz değerli izleyicilerimizin karşısında olmaya devam ediyoruz. Nerede? Tabii ki Pamukkale TV ekranlarında. Bugün ise yine değerli bir konuğum var. Denizli İl Sağlık Müdürü, uzman doktor Sayın Berna Öztürk ile birlikte Denizli'deki sağlığın çatıyı konuşacağız. Ve alt, üst, yan, yön her şeyini konuşacağız. Sağlıkla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Biri bir ağızdan siz değerli izleyicilerimize aktaracağız diyorum ve hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz şükür, siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, sağ olun. Hoş geldiniz, davetimizi kırmadınız, geldiniz diyorum. Tabii Berna Hanım, programımız çok hızlı geçecek çünkü konuşulacak o kadar konu var ki hangisinden başlasak, sağlık deyince her şeyin başı sağlık diyoruz. Evet, Denizli'de her şeyin başı sağlık nasıl gidiyor? Buyurun. Evet, maalesef eskiden böyle programlarda konuşurken böyle büyük bir heyecanla yeni projelerden falan söz ederdik ama son zamanlarda COVID bütün dünyada olduğu gibi bizim de o kadar çok gündemimize oturdu ki hep her şeyin başı sağlık, her şeyin başı COVID'le mücadele gibi olduk. O yüzden tabii ki Denizli'de sağlık nasıl gidiyor dediğinizde biz ilk etapta dönüp COVID'le nasıl gidiyoruz diye onlara bakmaya çalışıyoruz aslında. Peki COVID'i soracağım. Şu an ne durumdayız Denizli olarak? Bir de tabii aşı soracağım. Birbirine bağlantılı bir şekilde. Söz sizde. Ben araya da girmek istemiyorum. Çünkü izleyicilerimiz de merak ediyor. Denizli'de son durum nedir efendim? Evet, şöyle biliyorsunuz 2 yıldır hemen 11 Mart 2020 ilk defa Türkiye'de COVID'in görüldüğü tarih. O günden bugüne neredeyse işte 2 yıla 2 ay kaldı şurada. COVID'le mücadele ediyoruz. Tabii Türkiye'deki seyriyle paralel bir seyir izliyor Denizli'de de. Biliyorsunuz zaman zaman ataklar geçirdik, pikler yaptık. Zaman zaman da sayılar biraz daha normale döndü, biraz daha rahatladık. Zaman zaman tedbirleri artırdık, zaman zaman biraz daha gevşettik. Ama bir yıl oldu, geçen yıl Ocak ayından beri aşının artık Türkiye'de de kullanılabilir olması ve dünyada aşının bulunmuş olmasıyla birlikte biraz daha açıkçası rahatladık ve aşıya yoğunlaştık. Tabii bu rahatlama yanlış anlaşılmasın lütfen. Covid dediğimizde hiç unutmayacağımız 3 önemli şey neydi? Maske, mesafe ve temizlik kurallarının mutlaka bu kurallara uyulması gerektiğiydi. Tabii bunu hiçbir zaman dışlamıyoruz. İstediğimiz kadar aşı olalım. Tabii son zamanlarda biliyorsunuz 2020 yılı oldukça yoğun geçti. Çok zor günler de geçirdik hep beraber tüm dünya ile birlikte. Ciddi anlamda kısıtlamalarla birlikte biliyorsunuz okullarımız online eğitime döndü. İş yerlerinde tedbirler alındı. Sosyal hayat hemen hemen sıfırlandı ve her yer kapandı. Ve biz ciddi anlamda COVID ile mücadele ettik ki aşıdan önceki bu dönemde bu kadar yasaklamalara rağmen 2020'nin Ekim, Kasım, Aralık ayları bizim için gerçekten de çok zor geçti. Çok ciddi vaka sayıları, yatak doluluk oranlarının yüksekliği, yoğun bakımlardaki hasta sayısının fazlalığı ve maalesef kaybettiğimiz hastalarla geçti. Şimdi bugüne dönüp baktığınızda tabii 2020 ile 2021'i ve 2022'nin bugünlerini bir kıyaslamak lazım COVID'de. Bugüne dönüp baktığınızda arada değişen birçok şey var aslında. Bunlardan birincisi aşı. Aşının bulunmasıyla birlikte son bir yıldır başlangıçta sağlık çalışanlarından başlamak üzere biliyorsunuz 12 yaşa kadar düştük. 12 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı artık aşılıyoruz ki birinci doz, ikinci doz derken hatırlatma dozları da sırası geldikçe bütün vatandaşlarımıza yapılıyor. Ama sosyal hayat ve hayatın akışı anlamında baktığınızda 2021 yılında aslında aşıdan sonra özellikle Eylül-Ekim ayı ile birlikte artık okullarımız normal eğitime, yüz yüze eğitime geçti. İş yerleri tamamen normale döndü. Sosyal hayat normal akışına döndü. Restoranlar, kafeler, lokantalar her yer açıldı. Ama burada bir yanlış algı da zannediyorum ki oluştu. Ben bile söylerken bakın hayat normale döndü diyorum. Aslında hayat normale dönmedi. Bu başlangıçta bahsettiğim maske, mesafe, temizlik kuralları ile birlikte aşımızı da olarak normal hayata devam etmemizi istedi aslında Sağlık Bakanlığımız. Ama maalesef bazen yanlış anlaşmalar oluyor ve sanki her şey normalmiş gibi. Onun için buradan bir kere daha tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Aşılarımızı ne kadar olsak da, sosyal hayat ne kadar devam ediyor olsa yasaklarımız
olmasa da, kısıtlamalarımız olmasa da. Mutlaka ve mutlaka maskesiz bir hayatımız olmamalı. Özellikle kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda mutlaka mesafe kuralına uyulmalı ve temizliğin de son derece önemli olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Tabii bu sosyal hayatın açılmasıyla birlikte yazın aslında hiç fena değildik. Hani Covid'de bugün neredeyiz sorusunu Denizli cevabı olarak, Denizli olarak yazın aslında çok çok da iyiydik. Evet. Çünkü açık havadayız, aşılanıyoruz. Mesafeleri açık havada koruyabiliyoruz, kapalı ortamlara girmiyoruz. Bu bizi aslında büyük oranda korudu. Tabii bir yeni varyant, omikronun da gelmesiyle birlikte biliyorsunuz omikronun özelliği, bilim insanlarımız bunu sık sık vurguluyorlar, çok hızlı bulaşabiliyor olması. Yani Covid'in diğer varyantlarına göre çok daha kolay ve çok daha hızlı bulaşıyor olması, çok daha fazla sayıda insana rahatlıkla bulaşıyor olması. Bu bir tehdit, önemli bir tehditti. Bir yandan da havaların soğumasıyla birlikte maalesef kapalı ortamlara girdik ve o yazınki rahatlığımız ve rehavetimizden kurtulamadık. Bugün bana Denizli nasıl diye keşke bugün sormasaydınız dedim hatta ben programın başında size. Çünkü bugün gerçekten yüksek bir sayıya uyandık. Son bir haftadır ciddi anlamda Türkiye sayılarıyla paralel olarak bizde de vaka sayıları artıyor. Tabii vaka sayılarının artmasından ziyade bir kere şunu hiç unutmamamız lazım. Aşılı olmak bizim COVID olmamızı engellemiyor. Aşılı olduğumuz zaman da COVID mikrobuyla karşılaştığımızda buna yakalanabiliriz. Ama COVID'in ağır geçmesini, hastanede tedavi edilmeye ihtiyaç duyacak bir duruma gelmesini, özellikle yoğun bakım ihtiyacını ve çok şükür ölümleri engelliyor aşı. Bunu net olarak kendi verilerimizden de görebiliyoruz. Yoksa dönüp baktığınızda günlük vakalarımızdaki aşılı ve aşısız oranlarına bugün her gün çıkan pozitif vakaların yaklaşık %50'si tamamen aşısız kişilerden oluşuyor. %50'si aşılı kişilerden oluşuyor. Ama hastane yatışlarına baktığınızda bu oran birden değişmeye başlıyor. Bu sefer %65'i yatan hastaların aşısızlardan, %35'i aşılılardan. Ama yoğun bakımlarda bambaşka bir dünya ile karşı karşıya kalıyoruz. Hele hele ölümlere baktığınızda yaklaşık %2-3 civarında aşılı ölümleri gerçekleşirken geri kalanlar maalesef aşısızlar veya tam olarak aşısının hatırlatma dozu geldiğinde olmamış ve zamanı geçmiş olanlardan oluşuyor. Bu şimdi anlamda aşı çok çok önemli. Pik sayısında mıyız? Neredeyiz bugün? Bugün yükseldik. Bugün Sedat Bey sayı biraz yüksek ama Türkiye ile paralel olarak yükseliyoruz. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Yani evet, kesinlikle çok dikkat etmemiz lazım. Bir de özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Tabii bu avantaj mı, COVID açısından dezavantaj mı? Açıkçası onu net olarak söyleyemeyeceğim ama okullar açıkken tabii okullarda çok ciddi anlamda maske kuralına uyuldu. Okullarda yemek esnasında mesafe kuralına gerçekten çok güzel uyuldu. Ben bu anlamda başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere bütün okul müdürlerimize ve tedbirlere uyma konusunda çocuklarını uyaran tüm velilerimize tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Okullar tatilken açıkçası ben biraz da hani okul kaynaklı vakalar varsa rahatlar mıyız diye böyle bir düşünce vardı kafamda. Bir yandan da acaba okulların kapanması sosyal hayatı biraz daha hareketlendirerek artırır mı diye ama maalesef son bir hafta 10 gündür bizde de Türkiye genelinde olduğu gibi vaka sayısında bir artış var. Ama büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum ki bu vaka sayısındaki artış hastane yatışlarında bir artışa sebep olmadı. Vakaların büyük çoğunluğu tabii bu hafife alınması gerektiği anlamına gelmiyor. Bunu kesinlikle vurgulamak istiyorum. Aşılı vakaların büyük çoğunluğu daha basit gripal enfeksiyon gibi hastalığı geçiriyorlar. Ama aşısız vakalar özellikle daha ağır, ilk başlarda olduğu gibi yoğun COVID bulgularıyla, ciddi anlamda hastane yatışları ve özellikle yoğun bakım yatışlarıyla birlikte devam ediyorlar. Bu konuda son derece önemli. O zaman ikinci düşündüğünüz tahmin tutmuş oldu. Evet, birazcık yani sosyal hayat herhalde hareketlendi. Soğuklar nedeniyle özellikle karı özlemiştik. Kar kış deyince belki evlere fazla kapandık, biraz üşüdük ama hep beraber toplaştık gibi geliyor bana. Onun da etkisi olabilir mi peki? Yani gripal enfeksiyon dediniz ya, evet. Şimdi baktığımızda evet grip olunca da ister istemez salgın üretebiliyorsunuz. Kesinlikle. Çevrenizdeki kişilere. Bunun da büyük bir etkisi olmuş olabilir mi? Yani tabii şöyle yani bütün hastalıklar COVID değil, yani COVID geldi diye İnfluenza, gripal enfeksiyon bitmiş değil ya da diğer üst solunum, alt solunum yolu enfeksiyonlarının etkenleri ortadan kalkmış değil. Bugün ciddi anlamda
yoğun bakımlarımıza veya acil servislerimize veya polikliniklerimize başvuran gribal hastalık semptomu olan hastalarımız var. Bunların çok büyük bir çoğunluğu gribal enfeksiyon şeklinde çıkıyor. Herkesin testi pozitif değil. Ama biz tabii ki polikliniklerimize başvuran bu tarz hastalarımızın hepsine PCR testimizi yapıyoruz. Ama influenza da şu anda çok ciddi bir salgın. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hani COVID olmadıysak sıkıntı yok diye düşünmeyelim. İnfluenza da ciddi anlamda hayatımızı ve yaşam kalitemizi tehdit eden, ciddi anlamda yüksek ateş, burun akıntısı, hapşırık, aksırık, öksürük ve ilerleyen süreçte alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla devam eden bir hastalık. Bir yandan da tabii gribal enfeksiyonların yoğunluğu poliklinik yükümüzü ve acil servislere başvurumuzu özellikle çocuk yaş grubunda artırıyor. Tabii aşıyı konuştunuz ama aşıyla ilgili bir detay daha var aslında. Şimdi aşısızların %99-98'lerin yoğun bakımdan olduğunu ifade ettiniz. Yani hasta yetişi bile orada aşıyla aşısız arasında müthiş bir fark var. Evet. Yoğun bakım olarak konuştuğumuzda. Peki aşıyı böyle olmamış diye düşünüyorum ben. Mesela ben aşı olmadım. Ama bakıyorum sizin deyiminizde %98 yoğun bakımda aşısız var. Evet. Aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımlık oluyorlar. Yoğun bakım hasta sayımız çok fazla değil. Ama yoğun bakımda yatan hastalara baktığınızda 10 hastanın 8'i 9'u aşısız hastadan oluşuyor. Bu ciddi anlamda aşısızların daha büyük bir risk altında olduğunun bize göstergesi. Biz yaklaşık olarak Mayıs ayından beri ciddi anlamda yoğun bakım ve ölüm sayılarımızın aşı oranları ile birlikte ve aşılarının güncelliği ile birlikte takip ediyoruz. Bu veriler bize bunu gösteriyor. Aşısızlarda maalesef hayati risk çok daha yüksek. Asıl şu soruyu sormak istiyorum ben. Birinci doz aşısını olmayan var mı? Olmaz olur mu? Var tabii ki. İsterseniz hemen hızlıca bir o sayıları vurgulayayım. Çok iyi olur yani. Bir de oranları da vurgulayayım. Ben de çünkü onu istiyorum. Çünkü o konu yani son derece önemli. Evet, şöyle yapalım. Aşılamada bizim hedef nüfusumuz 12 yaş ve üzeri, tamam. Denizli olarak. Evet. 97.836 kişi. Bize sistem diyor ki 97.000 kişiyi, 98.000 kişiyi aşılayacaksınız. Burada birinci dozda aşılama oranımız %84,5, ikinci dozda %84,4. Yani hemen hemen aynı. Birinci dozu olan ikinci dozu da oluyor. Açıkçası böyle. Demek ki %85'ini aşıladıysak hedef nüfusumuzun %15'i hala hiç aşısız demektir. %15 hiç aşısız. Yani işte 1 milyon nüfusa baktığınızda 150 bin, 900 bine baktığınızda ortalama 120 bin civarında aşılanması gerekirken halen aşısını yaptırmamış olan vatandaşımız mevcut. İlimiz için söylüyorum. Tabii diğer taraftan... Çok değil mi sizce? Çok fazla. Çok fazla. Beni üzen daha önemli konulardan biri de çocukluk yaş grubunda aşılamanın daha düşük olması Sedat Bey. Şimdi onu da vurgulayayım. Mesela sağlık çalışanlarında biliyorsunuz ilk önce biz iki doz Sinovac aşısıyla aşılandık. Daha sonra seçenek sunduk. İsteyenler, bir de Türkiye çok şanslı bir ülke. Sağlık Bakanlığımız, hükümetimiz bize hem Sinovac hem BioNTech gibi iki ayrı teknolojiyle üretilmiş iki aşıyı da tercih hakkı bıraktı. Yani elimizde imkanımız çok, aşı stoklarımız da gerçekten son derece yeterli. Şimdi sağlık çalışanları biliyorsunuz biz 5. dozu da olduk, ben kendi adıma söyleyeyim. 2 Sinovac'tan sonra 2 BioNTech'im olmuştum. Hatırlatma dozu zamanım geldiği için 3. BioNTech'im de olarak ben 5 aşılıyım. Sağlık çalışanlarında tam aşılı oranı %95,3. 65 yaş üstünde %93,9. Bunlar gayet güzel oranlardır. Çünkü çeşitli sağlık sebepleriyle olmayanlar, sağlık çalışanların içinde mesela evde olup başka hastalık nedeniyle tedavi gören ve olmayı bir şekilde kabul etmeyen elbette ki vatandaşlarımız ve çalışanlarımız var. Fakat iş 19 yaş altına geldiğinde, genç nüfusa geldiğinde maalesef oranlarda bir aşağı doğru şaşma var. Şöyle... 19 yaş altı 96.182 hedef nüfusumuz. 96.000 diyelim biz kabaca. Bunun sadece %68,5 birinci doz aşısını oldu. Yani 96.000, 100.000 desek 100.000'in hala daha 30.000'i. 30.000 gencimiz, çocuğumuz, 19 yaş altı küçüğümüz halen aşılanmadı. Tam aşılı oranımız da %56. Neredeyse yarı yarıya. Yani 45-50 bini daha ikinci dozu tamamladı. Ben maalesef geçtiğimiz 2021'in sonlarında katıldığım bazı programlarda şunu vurguladım. Dedim ki ne olur ne olur çocuklarımızı koruyalım. Bakın büyüklerimize ne güzel sahip çıkmışız. Tabii biz büyüklerimizin aşısını evlerine gittik, onları ikna ettik. Hep evlerinde ve yerlerinde yaptık.
%93-94 aşılanma oranı. Ne kadar güzel ve halen onların hatırlatma dozlarını evlerine giderek yapmaya devam ediyoruz. Ama ben buradan velilerimize seslenmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Okullar açık olmalı. Sağlık dediğinizde sağlığı tanımlarken Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tanımı var. Diyor ki bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik hali. Hem beden sağlığını, hem ruh sağlığını, hem sosyal sağlığını. Şimdi geçen yıl okullar online eğitimdeyken çocuklarımız sosyal aktivitelerini kaybettiler. Belki de sosyal sağlıklarını yitirdiler ki ilerleyen süreçte elbette ki bunların yarattığı birçok sakıncayla karşılaşacağız. Birçok hastalık çıkacak belki psikolojik anlamda. Şimdi okullar da açıldı, ne güzel. Çocuklarımız hasta olmasın, lütfen onları koruyalım ve lütfen aşılarını yaptıralım. Buradan özellikle velilerimize tekrar tekrar sesleniyorum. Kendimiz aşımızı olmuşuz, rakamlar onu gösteriyor. Büyüklerimizi, ebeveynlerimizi, anne babalarımızı aşılatmışız. Çocuklarımızı niye aşılatmıyoruz? Lütfen onları da aşılatalım diyorum. Bu 30 bin rakamı da sanki birinci doz aşısını olmayanların çocukları olabilir mi? Çok o sayıya tam denk gelmiyor. Denk gelmiyor. O oran yani, denk o zaman gelmiyor. Yani ailece biz onların üzerinde de çalışıyoruz. Mesela bir aile aşıyı anne baba reddettiyse çocukları da elbette ki aşılatmıyor ama anne babası aşılı olup çocukları ama ihmalden, ama çocuklar hafif atlatıyor algısının yanlışlığından. Ya da işte çeşitli kulaktan dolma yanlış bilgilerle çocukların gelecek sağlığına yönelik kısırlığa kadar varan yanlış bilgilerle belki çekimser kalıyorlar. Ama buradan tekrar söylemek istiyorum, bilime inanalım. Bilim insanlarına inanalım. Bu işe emek harcamış bu kadar insan %99 oranında aşılanmayı teşvik ederken bazen aralardan elbette ki çatlak sesler, yanlış sesler çıkabilir. Lütfen bunlara kapılmayalım ve çocuklarımızı aşılatalım. Tabii burada hemen küçük bir okullar önümüzdeki hafta açılıyor biliyorsunuz. Küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bizim Kazım Kaynak Anadolu Lisesi'nde müdürümüz bir öncülük yaptı. Dedi ki ben okulda bir kampanya başlatayım ve çocuklarımızı okula gelin siz aşılayın dedi bize. Tabii 18 yaş altında veli onama olmadan aşılama yapamıyoruz. Evet. Ancak okul müdürümüz orada bütün velileri organize etti. Aşısını olmamış çocuklarımız için veli onamlarını tamamlattırdı ve bizi oraya davet etti. Oraya gittik ve bir günde 108 öğrencimizi aşısı yapılmamış aşıladık orada. Ben buradan tekrar bütün okul müdürlerimizi bu tür kampanyalara davet etmek istiyorum. Bazen aile ihmal etmiş olabiliyor ya da bir türlü vakit ayırılamamış olabiliyor. Yani gençlerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Olabilir. Dersler, okullar evet, derken işte kurslar, üniversite sınavları, işte LGS falan derken. Onun için biz gelip aşılamaya hazırız. Yeter ki organizasyonlar yapılsın. Lütfen çocuklarımızı aşılayalım diyorum. O zaman şunu bir kez daha altını çizerek söylemekte fayda var. Toplumda yaşıyoruz. Bu toplumdaki değerlere sahip çıkacağız. Kesinlikle. Ve öncelikle kendimizden başlayarak karşımızdaki kişilere de saygımız olacak bu konuda. Aşısı olmayanlar da aşılarını bir an önce yaptırsın ama Deniz'de aşısı olmayan çok yalnız. Yok, genele baktığınızda çok yüksek değil. Ama yine de gönül ister ki herkese aşılayabilelim. Bir de çok üzülerek bir konuyu daha vurgulamak istiyorum. Daha önceki programlarımda da defalarca söyledim. Gebeler lütfen aşılansınlar. Anne ölümleri çok can yakıyor. Geçen yıl 2021'in son yılbaşı programında belki de denk gelip söylemiş bile olabilirim. 6 gebemizi kaybettik COVID nedeniyle. Evet, ne olur olmasın dedim ama dün 36 yaşında bir gebemizi maalesef ki COVID nedeniyle kaybettik. Bir anne ölümümüz var ve aşısız maalesef ki. Buradan tekrar tekrar gebelere özellikle seslenmek istiyorum. Gebeliğin de yarattığı immün direncin etkisiyle COVID bazen ağır geçebiliyor ve maalesef annelerimizi kaybediyoruz. Bir annenin kaybı o bebeğin de kaybı ve birçok küçük evladın ki genç oldukları için annesiz kalması demek. Lütfen gebelerimiz aşılansınlar. Gebe olduğu zaman aşı olunmuyor diye bir şey mi var? Hiç öyle bir şey yok ama bazen gebelerimiz tereddüt ediyorlar. Hani hamileyim, acaba bir zararı olur mu diye. Ki özellikle kadın doğum hekimlerimiz de bu konuyu sıklıkla vurguluyorlar. Yine bilim insanları bunu vurguluyorlar. Ama gebeler bazen daha fazla, normal kişilerden daha fazla aşıdan imtina ediyorlar. Lütfen hatırlatma dozlarınızı da yaptırın. Aşı olmadıysanız derhal aşılarınızı demek yaptırın. Demek ki bir sıkıntı var ki siz bunun evet, altını çiziyorsunuz. Evet. Anne ölümü çok üzücü oluyor. Çünkü anne ile beraber bebeği de kaybediyoruz. Ve anneler genç olduğu için geride dün vefat eden annemizden geriye 3 küçük yavrumuz kaldı. Of. Çok acı. Evet. Acıymış. Şimdi aşı olmayanlar aşılarını yaptırsınlar.
Tabii bu önemli. Sayın Öztürk bir şey konuşuyorsa boş konuşmuyor. Altını çizerek söyledi. Üzücü bir şey. Üç çocuğu bırakmak kenara. Bir de hizmet veriyorsunuz. Yani ne konuşacağımızı bilemedim şimdi. Maalesef öyle evet. Oldu. Hemen devam edelim. Devam Tabii edelim. Her şey bu kadar olumsuz değil. Sadece o bir ölüm bile, bir kişi bile bizim için çok kıymetli. Onun için biz üzüleceğiz de, söyleyeceğiz ama de. Ama göz göre göre evet, olmasın. O yüzden tekrar söyleyeceğim. Aşı, maske, mesafe, temizlik. Hemen şehir hastanesi ne zaman bitecek? Onu soracağım. Evet. Şehir hastanesi 2023 yılının 30 Haziran'ı son tarih olarak görünüyor. Büyük bir hızla inşaat devam ediyor. Şu son bir haftadır birazcık buzlanma ve hava şartları nedeniyle küçük bir yavaşlama ve duraklama yaşasak da inanın gece yarılarına kadar ekipler çalışıyorlar ve büyük bir hızla da devam ediyor. Devlet hastanesi yıkılacak mı? Şehir hastanesi yapıldıktan sonra? Şimdi şöyle, Sağlık Bakanlığı'nın planlamasına göre Denizli Devlet Hastanesi bütünüyle olduğu gibi şehir hastanesine taşınacak. Ama kalan yerde, mevcut yerde açıkçası bir kere arazinin tam ortasında bir diş hastanemiz var. Ayrıca mevcut şehir hastanesi içerisinde bir psikiyatri hastanemiz yok. Psikiyatri kliniğimiz var ama daha büyük ayrılmış bir psikiyatri alanı yok. Bakanlığımızda tabii ki planlamalar yapılacaktır. Mevcut alan içerisinde evet eski binalarımız tabii ki yıkılır. Depreme dayanıklı olmayan binalar varsa yeniden tetkikleri yapılır ve yıkılır. Ama belki yerine yeni bir sağlık alanı bakanlığımız öngörürse, öyle uygun bulursa yapılabilir. O zaman aciller ve diğer şeyler, 112'ler hepsi şehir hastanesinde olacak. Tamamı. Yani tamam. Şehir hastanesinde şöyle söyleyeyim. Deniz Devlet Hastanesi'nde var olan tüm klinikler Deniz Devlet'in acil servisi, çocuk acil servisi ve tüm birimleriyle birlikte şehir hastanemize taşınacak. Tamam. Server Gazi Devlet Hastanemiz şimdiki planlamaya göre mevcut yerinde devam edecek. O zaman poliklinik gibi bir şey olacak. Olabilir. Şimdi Dokuz Kavaklar'da da bir semt polikliniğimiz var. Onun zamanı geldikçe bakanlığımızla tartışacağız o konuyu. Peki hızlı soruyorum ki. Tabii ki lütfen buyurun. Şey, 112 acil, öncelikle 112 acilden önce sağlıkta şiddet. Sağlıkta şiddet, aslında şöyle, sağlıkta şiddet değil, şiddetin tamamı. Şiddetin tamamı kabul edilebilir değil. Bugün adı kadına şiddet olsun, bugün çocuğa şiddet olsun. Bugün trafik terörü olsun, trafikte şiddet olsun ve sağlıkta şiddet. Tabii biz sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddeti anlamak, hepsini anlamak çok zor ama bunu anlamak çok çok zor. Bir yakınınızı getiriyorsunuz, çocuğunuzu getiriyorsunuz. Hekim orada onu kurtarmak için ya da yardımcı sağlık çalışanları o çocuğu, o hastayı kurtarmak için canla başla çalışırken siz bir hiddetle saldırıyorsunuz ve hem kendi hastanızın, hem bundan sonra gelecek hastaların tedavisine engel oluyorsunuz. Bu ruh halini anlayabilmemizin imkanı yok. Kabul edebilmemiz mümkün değil. Cezalar kesinlikle daha ağır olmalı. Denizli'de yaşadığımız birkaç olayda Cumhuriyet Başsavcılığımız çok ve emniyet güçlerimiz çok hızlı kararlar alarak gerçekten hani tutuklu olarak yargılanmasının devam etmesi yönünde kararlar da aldılar. Bu anlamda bu duyarlılık için çok teşekkür ediyoruz ama yasal düzenlemeler son derece önemli. Sağlıkta şiddet uygulayan kişiye yapılabilecek en ağır cezanın verilmesini. Tabii çok insan haklarına aykırı şeyler bunlar. Hani bu kadar rigid konuşmak istemiyorum ama bazı sağlık hizmetlerine bu kadar kolay erişiminin de engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Başkasının sağlığa erişimini engelleyen, canla başla çalışan 7 gün 24 saat, hele bu Covid döneminde hep beraber şahit oldunuz. İnanılmaz bir özveriyle çoluğundan çocuğundan ailesinden uzakta canı pahasına savaşan bu insanlara, bu meslektaşlarıma saldırıyı kabul edemiyorum. Ve bu insanların sonra gelip elini kolunu sallayarak çok rahatça sağlık hizmetine ulaşmasını da kabullenemiyorum. Yani statlardaki gibi seyirci yasağı olması lazım diyorsunuz. Evet, onların da belli elemelerden geçmesi gerektiğini ya da en azından nasıl alkollü olarak ehliyetini kaptıran sürücüler, biliyorsunuz alkolden ehliyetinizi kaptırırsanız Bakanlığımız ve Emniyet Müdürlüğü'nün planladığı bir sütge eğitimi var. Bu eğitime katılmak zorundasınız ve devam zorunluluğu var. Bu eğitim sonunda bir sınava tabi oluyorsunuz. Ve o sınavdan sonra da psikiyatrist, psikologlar ve diğer hekim arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip tarafından psikolojik olarak yeniden alkolsüz araç kullanmaya karar verdiğiniz, yani alkolü bir daha araç
kullanırken almayacağınıza kanaat getirildiğinde ehliyetinizin iadesi yapılıyor. Süt eğitimleri var. Aynı bunun gibi belki bir eğitimden ve bir sistemden geçtikten sonra yeniden normal vatandaş gibi çok rahatlıkla sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Birisi mesaj yazmış biraz önce değil, daha dün olması lazım. Neden devlet hastanesinde, devlet hastanesi derken, devlet hastanelerinde hep şiddet uygulanıyor da özel hastanelerde neden şiddet yok diyorlar? Siz öyle algılıyorsunuz ya da kamu hastaneleri, şimdi nasıl gireceğimi bilemedim cümleye, şöyle, kamu hastanelerinde yoğunluk daha fazla. Bugün dönüp baktığınızda muayene olan hastaların yaklaşık 55-60 civarı. Evet. Ama acil servislere başvuranların neredeyse %80'i kamu hastanelerinde muayene oluyor. Yani yoğunluk anlamında daha fazla. Ama çok yakın zamanda biliyorsunuz bir özel hastanemizde de bir kardiyoloji hekimi arkadaşımıza bir bıçaklı saldırı gerçekleştirildi bir hasta yakını tarafından. Yani özelde de var, kamuda da var. Ama belki biz kamuyu biraz daha yüksek sesle dillendirdiğimiz için daha çok duyuluyor. Ama her iki tarafta da maalesef ki var. Peki tabii sağlık çalışanlarının hepsi çok değerli. Hemşiresinden, doktorundan herkes çok çok değerli. Yani kat hizmetçisi, yani hasta bakıcısı dahil bence sağlık sektöründen zincirlere baktığımızda hepsi birbirinden değerli. Tabii ki bir de 112'ler var. Onlar da değerli. İşte zamanla yarışıyorlar, hastanın yakınıyla uğraşıyorlar, hastayla uğraşıyorlar. Gittikleri yerde ne olacağını bilmeden gidiyorlar, nasıl, neyle karşılaşacağını bilmeden hareket ediyorlar. Gerçekten bunlara da selam olsun 112 çalışanlarına. Çok teşekkür ederim. Kolay değil. Görüyoruz trafikte yani o hız yetişmesi lazım. Denizli olarak 112'de neredeyiz? Evet, şu anda 111 ambulansımız var. Ambulans anlamında zaten ihtiyacımız oldukça ve ambulanslarımız yıl olarak ve kilometre olarak yaşlandıkça bakanlığımız tarafından zaman zaman yenileniyor. Tabii bir yandan buradan hayırseverlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl 2 ambulans bağışımız oldu. Evet. Ve bu yılda inşallah Şubat ayının ikinci haftasında bir hazırlık yapıyoruz. Yine o zaman duyururuz, bir firmamız tarafından bizim ambulans filomuza bir ambulans satın alındı ve bir bağış daha gerçekleşecek. Buradan bütün hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Denizli'de 33 istasyonumuz var. Bunlar 24 saat usulü çalışan istasyonlar. 3 tane de C tipi dediğimiz mesai saatleri içerisinde ve yoğun saatlerde kullandığımız istasyonumuz var. Örneğin bunlardan bir tanesi Nikfer'deki kayak merkezimizde. Sezonu geldikçe biz oraya bir ambulans görevlendiriyoruz. Hava kararına ve pist kapanana kadar orada bir ambulansımız çalışmaya devam ediyor. Dediğim gibi teknik anlamda bir eksiğimiz yok. O anlamda iyi düzeydeyiz. Yine kar paletli ambulansımız, 4 yataklı ambulansımız, büyük kazalar için kullandığımız. Obez ambulansımız, içinde küvezleri bulunan yeni doğan ambulanslarımız. Bütün ambulanslarımıza sahibiz. O anlamda bir sıkıntı yok. Tabii biz çağrı olarak baktığımızda 2021 yılında ne çok iş yapmışız aslında diye böyle bütün verileri gözden geçirirken Sedat Bey görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz 112 sistemi, 112 çağrı merkezi ortak, emniyete de, itfaiye de, sağlığa da, her yere vatandaşlar bu numaradan ulaşabiliyorlar. 273.439 çağrı, 273.000, hadi küsuratı boş verelim, 273.000 çağrı sağlığa aktarılmış 112'yi arandığında. Biz bunun yaklaşık 100.000'ini ambulans çıkarmışız, 99.949. Yaklaşık 100.000'ini ambulans çıkarmışız. Peki ambulans çıkarmadıklarımızı ne yapıyoruz diye aklınıza gelebilir. Bu 273.000, 274.000 çağrının bir kısmı belki panik halinde bizi arayan, bizim hekimlerimiz var 112 çağrı merkezinde. Onların rahatlıkla destek olabileceği, mesela basit bir ateş için arayan, orada hekimlerimiz onlarla görüşerek ambulans gerekip gerekmediğine karar veriyorlar ve onlara ilk müdahaleyi yapacak şekilde yönlendiriyorlar. Örneğin çocuk 38-37,5 ateşi var. Bunun acil bir durumu olmadığı, çocuğun özel bir durumu yoksa işte ateşin düşürülmesi için yol yöntem gösteriyorlar. Ve bu şekilde çağrıyı sonlandırabiliyoruz. Herkese ambulans çıkartmıyoruz. Ama 100 bin vakaya da ambulans çıkartmışız. Tabii bakanlığımızın standartları var. Bu standartlara göre biz kentsel alanlarda 10 dakikadan önce vakaya ulaşmamız gerekiyor. Ve kırsalda da bu süre 30 dakika. Bu şöyle... Vakaya çağrı geldikten sonra vakayı alarak hastaneye ulaştırma sürelerimiz bunlar. İlk müdahaleyi yapma sürelerimiz. Biz çok şükür o anlamda da iyiyiz. %94 30 dakikadan önce
kırsalda vakaya ulaşabiliyoruz. Tabii bazı uzak yerlerde 30 dakikayı aştığımız vakalar da olabiliyor. Kentselde de yine bu sayımız %94'ün üzerinde. 10 dakikanın içinde vakaya ulaşabiliyoruz. O anlamda ciddi bir sıkıntımız yok. Hatta ortalamalarımıza baktığınızda yaklaşık olarak kentselde 4 dakika ortalamamız var. Vakaya ulaşım ortalamamız. Bu da oldukça iyi bir sayı. O zaman buradan hayırseverlere seslenmek lazım. Ne kadar çok ambulans olursa o kadar vaka sayısını 10 dakika değil 5 dakikaya düşürmüş oluruz. Tabii burada aslında ambulans sayısıyla çok ilgili değil bu Sedat Bey. Buradan vatandaşlarımıza seslenmemiz gerekiyor. İyi hatırlattınız ben, ambulans alayım. Siz... Ben şöyle söylemek istiyorum. Ambulans sayısı biraz önce söylediğim gibi 33 istasyonda 111 ambulansımız var. Yani yedeklerimizle birlikte çalışıyoruz arızalar oldukça. Ya da daha fazla ambulans çıkartacak kazalar oldukça yedekleri çıkartabiliyoruz. Bizim için daha önemli olan trafikteki gidiş güvenliğimiz. Burada birkaç şeyi vurgulayacağım. Önce 112'nin aranması ile ilgili. Bütün vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Lütfen gereksiz yere 112 istasyonları çağrı merkezimizi meşgul etmeyin. Çünkü aranan her çağrıya verilen cevap tabii uzun uzun cevaplar, adres belirlenmesi, vakanın durumunun anlaşılması derken konuşmalar uzun sürüyor. Böylece belki 1 dakika, 2 dakika bir vakaya geç telefonla cevap vermemiz o bir kere vakaya 1-2 dakikalık gecikmeye sebep olur. Diğer bir konu trafikte tekrar herkesten rica ediyorum. Lütfen ambulanslarımız geldiğinde birçok bunun görselleri de var. Uygun şekilde yol açarak ambulansımızın geçmesine müsaade edin. Ama maalesef trafikte hala daha 2022 yılının bu günlerinde bu modern dünyada bu eğitim seviyesinde hala daha ambulanslarımızla yarışmaya çalışan ve onlara yol vermekten biraz daha yavaş davranan vatandaşlarımız oluyor. O yüzden lütfen ambulanslar bu oyun değil, şaka değil. Bir cana yetişiyorlar, o can sizin canınız olabilir. Sizin yakınınız, çok sevdiğiniz birinin canı olabilir. Onun için bir dakikada bir hayat kurtulabilir. O yüzden lütfen yol verin bize diyorum. Esas vurgulamak istediğim 112 ile 112'yi gereksiz yere meşgul etmeyelim ve lütfen yol verelim. Gelen arkadaşlarımıza bir kere adres tariflerini ne kadar güzel yapabilirsek o kadar çabuk ulaşabiliyoruz. Diğer taraftan da lütfen gelen arkadaşlarımıza yardımcı olun, hastamızın hızlı bir şekilde naklini sağlayabilirim. O zaman biz size daha hızlı ulaşacağız ve daha çok yardımcı olacağız. O zaman sağlıkta önce ben değil, biz var. Evet, hep beraberiz. Elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sedat Bey. Son olarak kamera sizde. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Evet, ben öncelikle COVID olduğu için tekrar vurgulamak istiyorum. Aşılarımızı yaptırmış olmamız maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal edeceğimiz anlamına gelmez. Lütfen bu kurallara dikkat edelim. Özellikle çocuklarımızın aşılarını eksikse veya yaptırmamışsak lütfen yaptıralım. Okullarımız açılıyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Tabii diğer taraftan 112 ile ilgili konuştuğumuz için acil servislerimizi gereksiz yere meşgul etmeyelim. Birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, aile hekimlerimiz önceliğimizdir. Lütfen öncelikle hastalığımız olduğunda onlara gidelim. İkinci basamağı gereksiz yere meşgul etmeyelim. Ve ambulanslarımıza yol verelim diyorum. Biz size daha çok ulaşalım. Biliyorsunuz aşılamalar her yerde, AVM'lerde, pazar yerlerinde, iş yerlerinize kadar geliyoruz. Lütfen aşılanın. Covid belasından hep birlikte kurtulalım. Hiçbir şey bizden daha güçlü değil diyorum ve herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Ben de teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için, sorularımıza da net cevap verdiğiniz için efendim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür evet ederim. Sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.